Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Osmanlı'nın bilinmeyenleri. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Ramazan ayında yakınında yardıma muhtaç bir insan bulamayıp ağaca asılan bir kese altını tam 6 ay boyunca ağaçta asılı kalırdı. Osmanlı İmparatorluğu'na basit bir hırsızlık olayında padişaha kadar bütün yönetim sisteminin irdelendiğini ve suçlu görülürse padişahın bile ceza yediğini biliyor muydunuz? Fatih Sultan Mehmet'in müthiş bir zeka ile Cenevizlilerin en büyük zırhlı donanmasının kendi bulduğu iğmeli top ile denize batırdığını biliyor muydunuz? Fatih Sultan Mehmet kendi çalışmalarıyla bir tank yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in iki tane çok önemli vasiyet bırakmıştır. Ve her kim bunu çiğnerse ahir zamanda iki elim yakasındadır demiştir. Birinci vasiyeti, dünya döndükçe Ayasofya ibadete kapatılmayacak. Müslümanlar burada namaz kılacak. İkinci vasiyeti ise İstanbul'un fethinde komutanlık karargahı olan eski kağıthanede bulunan yerinin ibret-i alem olması ilelebet muhafaza edilmesini istemiştir. Fatih Sultan Mehmet Bizansların en büyük 5 hükümdarıyla aynı yerde yattığını biliyor muydunuz? O öldüğünde tüm Avrupa Büyük Kartal öldü diye kutlama yapmıştır. Tüm Hristiyanlık tarafından uğursuz sayılan 13 sayısının aslında 1453 İstanbul'un fethi yılının toplamı olduğu aşikardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm yapılarının Kabe-i Şerif'e saygısızlık olmasın diye ondan daha yüksek yapılmamıştır. İstanbul'un çok sulak yerlerine çok sayıda kuyu yapılarak depremin vereceği zararların önüne geçildi. Abdülhamit zamanında denizaltı yapıldığını ve birçok kez denemelerinde başarılı olduğunu ve kullanıldığını biliyor muydunuz? Pasteur mikrobu keşfettiğinde Osmanlı İmparatorluğu'nda lokal anesteziyle ameliyatlar yapıldı. Tüm Osmanlı padişahlarının kendi geçimlerini sağlamak için mesleklerinin olduğunu biliyor muydunuz? Osmanlı padişahları 5 vakit namaz kılar, hatta imamlık bile yapardılar. Osmanlı padişahlarının o zaman en zeki insanlarıyla bir grup oluşturup ilim irfan çalışırlardı. Yavuz Sultan Selim bir keresinde sefere giderken ordusundaki birkaç asker bir bağdan haksız yere üzüm kopararak yediği için seferi iptal etmiştir. Yavuz Sultan Selim dünyanın en zor seferine çıktığında Sina çölünü geçen tek ordu olduğunu ve dünya tarihinde Selim ordusu geçerken yağmur yağdığını ve yüzyıllar sonra Alman ordusunun araçlarla bu çölü 4 haftada geçebildiğini biliyor muydunuz? Osmanlı imparatorlarının savaş esnasında bazen Hazreti Peygamber Efendimizin hırkasını giydiğini biliyor muydunuz? Videoyu izlediyseniz bunları öğrendiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.